Bugün 25 Temmuz 2016 Pazartesi. Olay Ana Haber başlıyor. Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye 15 Temmuz'un ardından yeni haftaya da yine hareketli bir gündemle başlıyor. Bugün özellikle komando avının sürdüğü Marmaris'ten hareketli görüntüler geldi. Ancak tüm dikkatler başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaydı. ...15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm dikkatler bugün bir kez daha başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Tarihi görüşme tam 2 saat 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tarihi görüntülere ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli ilk kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Erdoğan, HDP dışındaki 3 siyasi partinin genel başkanlarını Beştepe'de kabul etti. Görüşme öncesi CHP Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. Kılıçdaroğlu'na Beştepe'ye çıkma kararı nedeniyle bazı eleştiriler yöneltildi. Kılıçdaroğlu ise yaşanan kritik süreci hatırlattı. Beştepe'ye önce Başbakan Binali Yıldırım, ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, son olarak da MHP Genel Başkanı Bahçeli girdi. Erdoğan'ın liderleri kabulü tam 2 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan, darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumları nedeniyle genel başkanlara teşekkür etti. 15 Temmuz'un ardından başlayan olağanüstü hal süreci ve izlenecek politikalar ilişkin bilgi verdi ve liderlerin görüşlerini dinledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Taksim mitinginde açıkladığı manifestoyu Cumhurbaşkanı'na sundu, HDP iş başkanları da görüşmeye çağrılmalıydı, dedi. Zirvenin ardından ilk açıklamada ana muhalefetten geldi. CHP'den yapılan kısa açıklamada, siyasetin normalleşmesi adına normalleşmeye katkı sağlayacak olumlu bir görüşme oldu, denildi. Yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da zirvede Türkiye genelinde alınan önlemlerin görüşüldüğünü, o hal sürecinin titizlikle yürütüleceğinin liderlere iletildiğini ifade etti. Açıklamada siyasi diyalog için görüş birliğine vardık denildi. Görüşmeye davet edilmeyen HDP ise tepkiliydi. Liderler zirvesini öneren ilk partiyi dışlayan bir tutumla karşı karşıyayız. HDP'yi siz hala bu işin dışında tutarak nasıl bir çözüm gelişeceği sanıyorsunuz? Beştepe'de liderler zirvesinden sonra da bakanlar kurulu toplandı. Tüm dikkatlerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çevrildiği saatlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. Emir subayının kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten Akar, Fethullah Gülen'le görüşme teklifini Tuğgeneral Hakan Evrim'in yaptığını anlattı. Boğazım sıkıldı, ellerim kelepçelendi. Emir subayım vurmakla tehdit etti. İfadeler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a ait. MİT'ten gelen istihbarat üzerine tüm Türkiye hava sahasında askeri uçuşların durdurulması ve tankların birliklerinden çıkarılmaması emri verdiğini hatırlatan Orgeneral Akar, darbecilerin Genelkurmay'daki odasına nasıl girdiklerini anlattı. Saat 21'e doğru arkam kapıya dönük şekilde yuvarlak toplantı masasında çalışırken kapı çaldı. Karargahta görevli tüm General Mehmet Dişli'nin geldiğini gördüm. Dişli, komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra göreceksiniz gibi şeyler söyledi. Bunun kalkışma olarak ifade edebileceğim bir operasyon olduğunu anladım ve hiddetle ''Ne diyorsun ulan sen? Ne operasyonu? Sen manyak mısın? Sakın ha!'' şeklinde bağırdım.
çok öfkelendiğini ve dişliyi gittikleri yolun yanlış olduğunu, ölüm kalım olmadan bu işi sonlandırmaları gerektiğini söyleyerek ikna etmeye çalıştığını belirten Akar, kapıya döndüğünde Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan, yardımcısı Yüzbaşı Serdar ve koruma timinden görevli Abdullah Assubay da tam teçhizatlı askerleri gördüğünü anlattı. Odanın içerisine hızla ve aniden girmeye kalkıştıklarını fark edince ayağa kalktım. Levent Türkkan, komutanım otur, kalkma, sakin olun, zorluk çıkartmayın şeklinde bağırdı. Beni birisi iterek sandalyeye oturmamı sağladı ve o esnada arkadan bir başkası, elinde el havlusu tarzında bir şeyle hem ağzımı hem burnumu kapatarak nefes almamı engelledi. Bu esnada kolunu boğazıma doladı, sıktı, bir başkası plastik kelepçeyi bileklerime taktı. Çıkartmalarını söyledim ve hatta ayağa kalktım. O esnada Levent Türkkan'ın elinde tabancayla "Komutanım sakin olun, vururum, sıkarım" gibi şeyler söylediğini işittim. Hatta ben bir iki adım daha atıp kendisine "Sık ulan" diye bağırdım. Gözlerinde sıkmakla sıkmamak arasındaki robotik tereddüdü gördüm. Ellerindeki kelepçenin Mehmet Dişli'nin onayıyla kör bir komando bıçağıyla kesildiğini belirten Akar, bir süre sonra karargâhtan ayrıldıklarını kaydetti. Bir müddet sonra "Gidiyoruz" deyip beni aldılar. Cep telefonum Emir Subayı odasında kaldı. Montumu ve kepimi sanırım elime verdiler. Çantayı kendileri getireceklerini söylediler. Beni merdivenlerden indirirken bir askerin önümde namlusu bana doğrultulmuş tam otomatik silahla geri geri gitmesi dikkat çekiciydi. Yine bağırdım. "Ne yapıyorsun lan?" diye sinirlendim. Helikopterdeki silahlı askerlerin namlusu üzerime dönüktü. Mehmet Dişli de helikopterdeydi. Akıncı üstünde üst komutanının odasına götürüldüğünü anlatan Akar, tutuklanan Akın Öztürk'ün de yanına geldiğini söyledi. Onu gördüğüm için çok şaşırdım ve burada ne yaptığını sordum. Üstteki lojmanda oturan kızının evindeyken Abidin Ünal'ın telefonla araması üzerine geldiğini anlattı. Hatta bu hususu söylediğini anlatmaya çalıştığını ancak dinlemediklerini söyledi. Tuğamiral Ömer Harmancık ve Tuğgeneral Hakan Evrim'e Suriye ve Mısır'ı örnek göstererek ikna etmeye çalıştığını belirten Akar, kendisine darbe bildirisinin imzalatılmak istendiğini ve Fethullah Gülen'le görüşme teklifi yapıldığını anlattı. Tuğamiral Ömer Harmancık, "Komutanım siz şunu bir okuyun ve bunu imzalayıp televizyonda okursanız her şey çok güzel olacak, herkesi alıyoruz, herkesi getiriyoruz" dedi. Bu teklifi şiddetle ve hiddetle reddettim. Bunun üzerine Hakan Evrim, "Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürürüz" gibi bir şey söyledi. Ben kimseyle görüşmem diyerek tersledim. Akın Öztürk Paşa bana kendisini dinlemedikleri gibi şeyler söylüyordu. Darbecilerin izin vermesi üzerine eşiyle askeri hattan görüştüğünü kaydeden Akar, gece boyu yaşanan gelişmelerin ardından Ömer Harmancık, Hakan Evrim, Mehmet Dişli ve Akın Öztürk'ün tavırlarının değiştiğini anlattı. Ömer rolümü göze aldıklarını söyledi. Hepsi robot gibiydi adeta. Gelişmeleri takip edince yanımda bulunan bu dört kişinin genel görünüşleri, tavırları değişmeye başladı. Gözlerinde umutsuzluğu fark ettim. Moralleri iyice bozulmaya başlamıştı. "Yeteri kadar batağa battınız. Hiç olmazsa bir erkeklik gösterip burada kesin. Balkan Savaşı'ndan beter ettiniz. Silahlı kuvvetlerin tarihine leke sürdünüz" şeklinde daha da hiddetli ve yüksek sesle birkaç kez haykırdım. Hiç cevap vermediler. Bir süre sonra dışarıdan patlama sesleri gelmeye başladı. Pistlerin bombalandığını kendileri söylediler. Akar gecenin sonunda darbecilerin kendisinin başbakanla görüşmesine ikna olduklarını kaydetti. "Sizi görüştüreceğiz" dediler. Bir cep telefonu getirip Sayın Başbakan'la görüştürdüler. Telefonla konuşurken orada bulunan tüm bu hainlerin gözlerinin içine baka baka "Sayın Başbakanımıza hiçbir pazarlık söz konusu olmayacak. Askeri savcı, Cumhuriyet savcısı, polis ve inzibata teslim olacaklar" dedim. Akın Öztürk'ün de kendisiyle gelmek istediğini ancak bunun uygun olmayacağını düşündüğünü kaydeden Akar, başbakanlığa nasıl geldiğini de anlattı. "Araçla helikopter pistine gittik. Birisi bir helikopteri işaret etti ve onu çalıştırdılar. Fakat biri üstten kalkan helikopterlere ateş edilebileceğini söyleyince, Genelkurmay Başkanı'nın içerisinde olduğunun belirtilmesi gerekir" gibi bir şey söylendi. Hatta ben Mehmet Dişli'ye "sen kal" dediğim halde bu hususu belirterek, "Ben telefonla irtibat kuracağım" dedi. Helikopter hareket ederken telefonla son durumu bir yerlere iletti. Helikopter havadayken de bir yerlerle irtibat halindeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği tabancayla cep telefonunun halen kayıp olduğunu belirten Akar, bu durumun kendisinde makamın başkası için hazırlandığı kanaati oluşturduğunu anlattı.
Orgeneral Akar, darbe girişiminin Yüksek Askeri Şura öncesi yapılmasına dikkat çekti. Ağustos Şurası'nda silahlı kuvvetler içerisindeki bu yapının alacağı ağır darbenin hazırlıkları yapılmaktaydı. Geldiğimiz noktada terör örgütünün bunu öngörerek böyle bir darbe teşebbüsünde bulunduğunu düşünüyorum. Özellikle Güneydoğu'da bölücü terör örgütüne yönelik başarılı sonuçlar elde etmekteyken, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik tertiplenen bu alçak darbe teşebbüsüyle tarihimize kara bir leke sürülmüştür. Orgeneral Akar, 6 sayfalık ifadesini, "İnanıyorum ki hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alacaklardır" sözleriyle tamamladı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenledikten sonra ortadan kaybolan 17 askerden 7'si yakalandı. Askeri kamuflajlarla otostop yaparken düzenlenen operasyonla yakalanan firari askerler arasında cemaatin üst imamı Asubay Zekeriya Kuzu da var. Diğer 10 asker arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Komando avının 10. gününde 7 darbeci kıskıvrak yakalandı. Evet, bir kişi, iki kişi, üç kişi de çıktılar. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıldıktan sonra Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenleyen komandolardan 3'ü Çetibeli mevkiindeki jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı. Marmaris-Muğla karayolunda yoldan geçen 7 kişinin araçları durdurmaya çalıştıkları ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Muharebe arama kurtarma timinden binbaşı Taner Berber'le assubaylar İlyas Yaşar ve Gökhan Güçlü bölgeye gönderilen ekiplerin teslim ol çağrısına karşılık verdi. Teslim olan 3 zanlı Çetibeli Jandarma Karakolu'na getirildi. Darbeci askerlerin alınması için bölgeye helikopter gönderildi. Ormanlık alana kaçtıkları belirtilen diğer 4 zanlının yakalanması için bölgeye helikopterle özel tim sevk edildi. Kısa süre sonra ormanlık alanda bir asker daha yakalandı. Ekipler operasyonlarını sürdürürken ilk grubun yakalandığı yerin 50 metre aşağısındaki bir menfezde hareketlilik görüldü. Darbecilerden biri menfez girişinde kameralara yansıdı. Şüphelinin jandarma özel harekat komutanıyla görüşmesinin ardından menfeze giren timler kısa süre sonra 3 firari askerle dışarıya çıktı. Erkan Çıkat, Ömer Faruk Göçmen, Abdülhamit Gülerden ile cemaatin üst imamı Zekeriya Kuzu Çetibeli Jandarma Karakolu'na götürüldü. Diğer 10 askerin yakalanması için bölgedeki operasyonlar da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin ardından ortadan kaybolan SAT ve MAK komandoları ormanlık ve dağlık arazide özel eğitimli askerler tarafından aranırken SAT komandoları da bölgeyi havadan tarıyor. Askerlerden bazılarının Bodrum'da görüldüğü iddiası üzerine Göltürkbükü mahallesindeki Cennet Koyun'da arama başlatıldı. Barları söndür! Barları söndür! Yüzerek yakınlardaki insansız adalara çıkmış olabilme ihtimali değerlendirilen firari askerlerin Yunanistan'a geçme ihtimaline karşı da sahil güvenlik komutanlığı ekipleri Yunan adalarına geçiş güzergahında ilerleyen teknelerde kimlik kontrolü yapıyor. Marmaris'in Bozburun beldesi ile Datça arasında bulunan Yunan adası Simi'de havadan ve denizden ablukaya alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ve 3 helikopter sürekli ada etrafında devriye geziyor. Simi Adası'na yakın Lindos ve Bencik koylarında arama çalışmaları yürütülürken, Yunan ordusuna ait helikopterlerin de Türkiye istikametindeki deniz yolunu kontrol altında tuttuğu öğrenildi. Marmaris'teki arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Polis ekipleri darbeci askerlerin fotoğraflarıyla her araçta kimlik kontrolü yaparken sahil şeridindeki su sporları merkezlerinde de alarma geçilmiş durumda. Gördüğümüz şüpheli şahıslar ve durumları, vakaları emniyet teşkilatına bildiriyoruz. Darbeci askerlerin Yunan adalarına geçme ihtimaline karşılık müşterilere jet ski ve sürat tekneleri kimlik kontrolüyle veriliyor.
Sevgili izleyenler, bir süredir ekranlarınıza yansıyan son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aktaracağız. Paralel yapıyla mücadele kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ'de sürdürülen soruşturma çerçevesinde 10 personel görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi çalışan ve paralel yapıyla ilişkisi bulunduğu tespit edilen bir şube müdürü, 3 tekniker, 2 şef, 1 memur ve 1 bilgisayar işletmeni 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldı. Hizmet alımı yoluyla BUSKİ Genel Müdürlüğü'nde görev yapan BİMTET personeli 2 kişinin de paralel yapıyla ilişkileri bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle görevlerine son verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı şirket ve kuruluşlarda paralel yapıyla ilişkisi bulunan personele yönelik soruşturmaların devam edeceği belirtildi. Evet, bültenimize devam ediyoruz. Darbe girişiminin ardından İstanbul'daki Harp Akademileri Komutanlığı'na ikinci operasyon yapıldı. Binden fazla polisin katıldığı operasyonda 42 asker gözaltına alındı. Darbe girişiminin ardından İstanbul'daki Harp Akademileri Komutanlığı'na ikinci kez operasyon düzenlendi. Aralarında terörle mücadele ve özel harekat ekiplerinin de olduğu binden fazla polis sabaha karşı 4. Levent'teki Harp Akademileri Komutanlığı'na geldi. Çevik kuvvet çevrede önlem alırken ekipler lojmanların da bulunduğu 2 numaralı nizamiyeden Harp Akademilerine giriş yaptı. Operasyonda aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sivil polis araçlarıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında balyoz davasında 3,5 yıl cezaevinde kalan bir albayın da olduğu, durumun ortaya çıkmasından sonra bu kişinin serbest bırakıldığı bildirildi. Onda gözaltı var. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda bilgisayar, dijital doküman ve belgeye el konuldu. Operasyonun 18 Temmuz'da yapılan ve 15 subayın tutuklandığı soruşturmada elde edilen bilgiler ışığında yapıldığı belirtildi. ...15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından başlatılan soruşturma genişletilerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında kamuda görevden uzaklaştırılan personel sayısı 50 bini geçti. Gözaltı ve tutuklamalar sürerken soruşturma medyaya da sıçradı. Gazeteci Nazlı Ilıcağ'ın da aralarında bulunduğu 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltı ve tutuklamalarla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tasfiye sürüyor. Kamu kurumlarında görevden uzaklaştırılan personel sayısı 50 bini geçti. En büyük tasfiye 21.029'u öğretmen, 42.767 personelin açığa alındığı Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşandı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da 5 gündür yaptıkları çalışmalar sonucunda Sağlık Bakanlığı'nda 5.000'in üzerinde personelin açığa alındığını açıkladı. Görevden almalar en üst düzeyde Dışişleri Bakanlığı'nda da gerçekleşecek. Görevden almalar olacak. Büyükelçiler düzeyinde de olabilir mi? Büyükelçi düzeyinde de var. O günkü bakan arkadaşlarımıza yakın çalışan bazı kişiler, Dışişleri Bakanlığı'na bu sızmayı da organize eden kişiler. Yani bizim bakanlık devletin hafızası, devletin sırları burada. Bu hainlerin buralara ulaşmaması gerekiyor. Darbe girişimi soruşturması medyaya da sıçradı. İstanbul'da aralarında Nazlı Ilıcağ'ında olduğu 42 gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis 5 şüpheliyi gözaltına alırken Nazlı Ilıcak İstanbul'daki evinde bulunamadı. Ilıcak'ın Beylerbeyi'ndeki evinde arama yapan polis Bodrum'da olabileceğini değerlendirerek Muğla Emniyeti ile de temasa geçti. İstanbul Üniversitesi'nde faaliyette bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik olarak da 5 ilde baskınlar yapıldı. Operasyonda aralarında profesörlerin de bulunduğu 31 akademisyen gözaltına alındı. Onun yanı sıra yine burada... Şüphelilerin adreslerinde ve İstanbul Üniversitesi'ndeki odalarında yapılan aramalarda 10 adet birer dolarlık banknot ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan 2139 kişinin ifadesi yeniden alınıyor. Ankara'dan da yeni gözaltı ve tutuklama kararları geldi. Adliyeye sevk edilen 355 askerden 327'si tutuklanırken 25 şüpheli adli kontrol şartıyla 3 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve korumasını vurduğu ileri sürülen Albay Erkan Öktem de var. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı Kemal Pelit ile Başkan Yardımcısı Hakan Liman da gözaltına alındı. Isparta'da Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda eğitim gören 200'e yakın Kara Harp Okulu öğrencisi de şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. Soruşturmanın asker kanadında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Karakuş adliyeye sevk edildi. Kütahya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Başoğlu da hakkındaki soruşturma nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bursa'da yürütülen darbe girişimi soruşturmasında da yeni gelişmeler var. İznik'te bir doktorun gözaltına alınmasının ardından gözaltındaki 19 polis daha adliye sevk edildi. Kentteki operasyonlarda şu ana kadar toplam 63 kişi tutuklandı. Bursa'da yürütülen darbe soruşturmasında gözaltına alınan isimlere İznik'te görev yapan bir doktor da eklendi. Ekipler İznik Birnoğlu İstanbul Kapı Aile Sağlığı Merkezi ile doktorun evinde de arama yaptı. Soruşturmanın emniyet ayağında gözaltına alınan polislerden 7'si rütbeli 19 poliste adliyeye sevk edildi. Polislerin FETÖ üyesi olmak, örgüte bilgi aktarmak, maddi çıkar sağlamak, kişi ve kurumlara baskı yapmakla suçlandığı öğrenildi. Bursa'da soruşturma kapsamında daha önce 5 polis tutuklanmıştı. Darbe soruşturmasının askeri ayağında toplam tutuklu sayısı 14. Eyüp Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'u cezaevinde ziyaret eden bir başçavuşsa gözaltında. Yargıda tutuklu hakim ve savcı sayısının 38 olduğu Bursa'da 14 kişi hala aranıyor. Karabük Vali Yardımcısı Samet Ercoşkun'un gözaltına alındığı Bursa'da 3 vali yardımcısıyla 3 kaymakam görevden uzaklaştırılmıştı. Gürsu ve İnegöl'de tutuklanan 4 sivilin ardından örgütün Bursa'daki parasal işlerini yürüttüğü iddia edilen bir kişiyle Kestel'deki bir cami imamı da tutuklanmıştı. Kanun hükmünde kararname ile 3 vakıf, 29 özel okul, 36 dernek ve 2 hastanenin kapatıldığı Bursa'da Yüksek İhtisas Hastanesi'ne bağlandığı belirtilen rent tıp çalışanları akıbetleriyle ilgili bilgi almak için hastane önündeydi. Buraya geldik, muhatabımız yok. Sigorta hala çalışıyor görünüyor. Başka bir işe başvuramıyoruz. Eski iş yerimizin sorumlularını arıyoruz, insan kaynaklarını arıyoruz. Benimle bir işiniz yok diyor. Sizi hastaneye devralan sizin çıkışınızı yapacak diyorlar. Şu anda ne tazminatımızı alabiliyoruz, ne işsizliğimizi alabiliyoruz, ne de karşımızda bir muhatap bulabiliyoruz. Karşımızda muhatap olabileceğimiz bir devlet memuru, bir yetkili arkadaş istiyoruz. Karacabey'den de 24 öğretmenin görevden alındığı, ilçede yurt olarak kullanılan bir binanın da mühürlendiği bilgisi geldi. Yüksek Askeri Şura 28 Temmuz Perşembe günü toplanıyor. Genelkurmay Başkanlığı karargahı yerine ilk kez Çankaya Köşkü'nde yapılacak. Toplantıda terfi ve atamaların yanı sıra darbe girişimi de tüm detaylarıyla ele alınacak. Büyük ihtimalle yaş toplantısı belki de Genelkurmayımızın talebiyle de bir hafta öne alınma durumu var. Yüksek Askeri Şura 28 Temmuz Perşembe günü toplanıyor. Adres ilk kez Genelkurmay Karargahı değil, Çankaya Köşkü olacak. Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık toplantıya ilk kez katılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların yanı sıra darbe girişiminin tüm ayrıntılarıyla ele alınacağı şura öncesi Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarında yoğun mesai var. Milli Savunma Bakanlığı'nda da Bakan Işık Başkanlığı'nda çalışma yapılıyor. Merhaba asker! Sol! Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki orgeneral ve oramirallerin katılımıyla toplanan şuraya bu kez bazı korgeneraller de katılacak. Darbe girişiminin ardından GATA'da tedavi altına alınan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'yi vekili Korgeneral İbrahim Yaşar temsil edecek. 15 Temmuz sonrası tutuklanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi'nin yerine de Korgeneral İsmail Metin Temel toplantıda yer alacak.
Görev süreleri dolmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın göreve devam etmesi bekleniyor. Ancak darbe girişiminin ardından komuta kademesinin durumu merak edilen konuların başında geliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun görev süresi bu yıl yeniden uzatılmazsa yerine Donanma Komutanı Oramiral Veysel Köseli atanacak. Toplantıda darbe girişimiyle ilişkili oldukları iddia edilen 100'ü aşkın general ve amiralle 1000'i aşkın subay ve assubayın durumu da netleştirilecek. Kara kuvvetlerinde terfi bekleyen 12 kor generalden 4'ü, 29 tüm generalden 4'ü ve 60 tuğ generalden 23'ü tutuklu. Deniz kuvvetlerinde terfi bekleyen 4 tüm amiralden 1'i, 21 tuğ amiralden 15'i cezaevinde. Hava kuvvetlerinde terfi bekleyen 8 tüm generalden 4'ü, 20 tuğ generalden 9'u tutuklu. Tutukluların ordudan ihracı ya da yargı süreci tamamlanana kadar beklenmesi gündemde. Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan ilk kararnameye göre ihraç kararı kuvvet komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanı'nın inhası ve Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla da yapılabilecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik'te ise onay makamı İçişleri Bakanı. Jandarma Genel Komutanlığı'na atama yapılıp yapılmayacağı da merak edilen konular arasında. Zira hükümet jandarmanın bütünüyle içişlerine bağlanmasını istiyor. Jandarmayı kesinlikle tamamen bağlayacağız İçişleri Bakanlığı'na. Böyle bir şey olmaz. Jandarmada terfi bekleyen 9 tuğ generalden biri tutuklu durumda. Yüksek Askeri Şura merakla beklenirken paralel yapı orduya nasıl sızdı sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Sorunun yanıtı gizli tanıkların ve itirafçıların ifadesiyle netlik kazanıyor. Sınav sorularını ele geçirdiler, resmi kayıtları değiştirdiler, estetik operasyon bile yaptırdılar. Paralel yapının orduya nasıl sızdığı sorusunun yanıtı Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen çatı iddianamede yer aldı. İddianamede itirafçı ve gizli tanıkların ifadelerine de yer verildi. Vatan Gazetesi'nin haberine göre gizli tanık sipahinin ifadesi paralel yapının hem soru hazırlama hem de mülakat süreçlerine sızdığını ortaya çıkardı. Oğlum 2011'de askeri lise sınavına girdi. Cemaatin adamı Selim, eşimin başı açık bir fotoğrafını çektirip kimliğini değiştirmemi, ayrıca çocuğum daha önce cemaat dershanesine gittiği için geçmişteki kayıtlarını sildireceğini söyledi. Sınavdan bir gün önce sorular verildi. Oğlum 89 puan aldı, mülakata girdi. Mülakatta cemaat evindeyken tanıştığı bir abi vardı. Bando Assubaylık Okulu'nu kazandı. Selim, adamları sayesinde oğlumu okul birincisi yaptırıp Kuleli Askeri Lisesi'ne kaydını aldıracaklarını söyledi. Çatı iddianamede ifadesi yer alan gizli tanık Jüpiter de estetik iddiasını ortaya attı. Harp okullarında istenen fiziki koşulların sağlanması amacıyla öğrencilere estetik ameliyat bile yaptırdık. Bu işlere kaporta düzeltme deniyor. Bunlardan dördü şu anda TSK'da subay ve assubay olarak görevli. Bu öğrencileri mezun olana kadar takip ettik. Örgüte bağlı olarak faaliyetlerinin devamını sağladık. Hususi hizmetlerin başında Büyük Bölge İmamı Ertuğrul Kodatlı Ömer Cüce bulunuyor ve bu yapıya ait 5000 ev var. Gizli tanık Jüpiter, Fethullah Gülen'in vaazlarında Kapadokya sözcüğünü kullandığında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kastettiğini, askere yeşil, polise mavi dendiğini de söyledi. Bir başka gizli tanık da sınavdan önce soruların Türkiye geneline ulaştırıldığını, sorgulayan öğrencilere de abiler rüyasında görmüş, bu sorular çıkacak denildiğini anlattı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerini seçti bugün. Olağanüstü toplantıda Yargıtay'a 267, Danıştay'a 75 yeni üye atandı. SYK Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü onayladığı yüksek yargı düzenlemesinin ardından yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi için olağanüstü toplandı. Adalet Bakanı Bozdağ Başkanlığındaki toplantı saat 09.30'da başladı. Basın mensuplarının görüntü almasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Toplantıda yapılan gizli oylamayla üyelikleri sona erenler arasından Yargıtay'a 267, Danıştay'a 75 üye seçildi. SYK Genel Kurulu 17 üye ile toplandı. Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında SYK'nın 5 üyesi tutuklanmıştı. Z
sevgili izleyenler, 15 Temmuz gününe ait çarpıcı bir görüntü var sırada. Görüntüler İzmir Adliyesi'nin güvenlik kameralarına yansıdı. Çorum'da tutuklanan hakim Akar Karasu'nun darbe girişiminden birkaç saat önce eski görev yeri olan İzmir Adliyesi'ne geldiği ortaya çıktı. Karasu'nun görüştüğü bazı görevlilere yakında çok güzel şeyler olacak dediği iddia edildi. Darbe girişiminden saatler önce eski görev yerine geldi, yakında çok güzel şeyler olacak dedi. Darbe girişimi soruşturması kapsamında Çorum'da tutuklanan hakimlerden Akar Karasu'nun darbe girişiminin olduğu gün daha önce Adli Yargı Komisyonu Başkanı ve 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı İzmir Adliyesi'ne geldiği ve bazı görevlilerle görüştüğü belirlendi. İzmir Adliyesi'nin 15 Temmuz gününe ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine göre Karasu, siyah çantayla binaya giriyor ve kapıdaki görevlilere bazı kişilerin odalarını soruyor. Gün boyunca adliyede kalan ve ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu C bloktaki katları dolaşan Karasu, yetkililere haber vermeden bilgi işlem odasını da ziyaret ediyor. Bazı görevlilerle görüşme yaptığı belirlenen Karasu'nun bu kişilere yakında çok güzel şeyler olacak dediği öne sürüldü. Geçen yıl Çorum'a atanan Karasu'nun darbe girişiminin başarılı olması halinde İzmir Adliyesi'nde görevlendirilmesinin planlandığı iddia edildi. Cuntacı generaller darbe girişimine son şeklini 14 Temmuz'da İstanbul Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'nda verdi. Toplantıya katılan general ve subaylar alışılmışın dışında sivil kıyafetleriyle nizami önüne geldi. Toplantıya katılanların isimleri özel talimatla kayıt altına alınmadı. O son toplantının görüntüleri ortaya çıktı. Tarih 14 Temmuz, saat 20. Yer Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu. Darbeci subaylar son toplantıyı İstanbul Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'nda yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki operasyonu yöneten tüm General Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in de aralarında olduğu 20 generalle subayın katıldığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine göre darbe girişimine son şekli 14 Temmuz'daki bu toplantıda verildi. Toplantıya katılan general ve subaylar alışılmışın dışında sivil kıyafetleriyle nizami önüne geldi. Toplantıya katılanların isimleri özel talimatta kayıt altına alınmadı. Toplantıya katılmak için gelenlerin Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in misafiriz şifresini verdikleri ve kayıtlarının yapılmadan nizamiyeden girişlerine izin verildiği öğrenildi. Tüm General Sönmez Ateş ise Hava Harp Okulu Ana Komuta Binası'na 19.53'te giriş yaptı. Toplantı okul komutanı Tüm General Fethi Alpay'ın odasında gerçekleşirken, nizamiye kaydının alınmaması talimatının Tüm General Alpay'ın Emiraz Subayı Burhan Torluk tarafından verildiği, toplantıya katılanlardan bazılarının o gece yine kayıt alınmadan misafirhanede kaldıkları bilgisine ulaşıldı. Hava Harp Okulu'nun ana komuta binasındaki kamera dışındaki bütün kamera sistemlerinin darbe girişiminden 3 ay önce iptal edildiği, kamera izleme odasının da dinlenme odasına çevrildiği belirlendi. Hava Harp Okulu'nun nizamiyedeki nöbetçi kabinlerinin de darbe girişiminden bir gün önce kurşun geçirmez kabinlerle değiştirildiği tespit edildi. Hava Harp Okulu Destek Komutanı Albay Yusuf Özdemir'in darbe girişimi günü okulda sarı zarf içinde F serisinden birer dolar dağıttığı da öğrenildi. Fethullah Gülen tarafından bereket getirmesi için cemaat üyesi kişilere gönderilen dolarların üstündeki harflerle cemaat üyelerinin sınıflandırıldığı öğrenildi. Dolarları iş adamlarının bereket, askerlerin ise örgüte mensup olduğunu göstermek için yanında taşıdığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan çok sayıda kişinin üzerinde 1 dolarlık banknot bulunmuştu. Darbe girişimi sonrası İstanbul Polisi Hava Harp Okulu'na düzenlenen operasyonda ise sökülen güvenlik kameralarıyla cuntacıların kullandığı cep telefonları çöpte bulundu. 15 Temmuz gecesi İstanbul'daki Huber Köşkü'nü korumak için 10 kişilik polis özel harekat timi görevlendirildi ancak o tim göreve gidemedi. Polis helikopteri pilotları yazılı emir olmadığı gerekçesiyle helikopteri kaldırmadı. O 3 pilot bugün tutuklandı. O geceye ait Kuleli Camii, Boğaziçi Köprüsü ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan da yeni görüntüler ortaya çıktı. Özel harekat timi Huber Köşkü'nü korumak için görevlendirildi.
Pilot polisler yazılı emir olmadığı gerekçesiyle helikopteri uçurmadı. Havalimanında o gece yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teknik ekip tarafından uçuşa hazırlanan helikopterin hangardan çıkarıldığı görülüyor. O sırada Huber Köşkü'nü korumakla görevlendirilen 10 kişilik özel harekat timi de havalimanına geliyor. Helikopterin kalkmasına izin verilmediği için bir süre bekleyen özel harekat polisleri pilotların uçmayı reddetmesi üzerine geri dönüyor. Özel harekat timini yazılı emir olmadığı gerekçesiyle uçurmak istemeyen polis helikopteri pilotları Başkomiser Ender Küçük'a, Komiser Tolga Gültekin ve Sözleşmeli Pilot Barış Aktaş tutuklandı. Bu görüntü ise Kuleli Askeri Lisesi'nin yakınında bulunan Kuleli Camii'nden. Sela sesleriyle birlikte camiye gelen askerler var görüntüde. Caminin şadırman görevlisini silah doğrultarak rehin alan askerler, demir kapıya tırmanarak girdikleri camide İmam Osman Keskin'i alıp Kuleli Askeri Lisesi'ne götürüyor. İmam sela ve ezan okumaması yönünde tehdit edilerek serbest bırakıldı. Boğaz Köprüsü'nden askeri başka bir helikoptere şu an yoğun taciz ateşi var. 15 Temmuz gecesinin en kanlı saatlerinin yaşandığı Boğaziçi Köprüsü'nden de yeni görüntüler var. Çatır çatır üzerimize ateş yağıyor. Köprü geçişlerini kapatan askerlerle darbe girişimine engel olmak isteyen vatandaşlar karşı karşıya. Vatandaşlar zırhlı polis araçlarının arkasına saklanıyor. Gel vur beni bak, bir milyon tane mermi var mı göreceğim. Vur bak beni, vur. Tamam. O sırada bir kameraman kayıtta. Bir kardeşimiz vuruldu. Oğlum sihirdi geçti seni. Sihirdi geçti. Bu plastik mermi falan deniyor. G3 tarzı silahlarla yarım duruş ve ayakta nişan alarak ateş ediyorlar. Ve hedef alarak ateş ediyorlar. Mermiler sıçıyor. Araba! Araba! Motor! Kanlar içerisinde yere yığılanlar, kıl payı ölümden kurtulanlar. Ankara'da en sıcak saatlerin yaşandığı noktalardan biri ise Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Bu sefer yapamayacaksınız! Bu sefer o sefer değil! Tankların önüne geçen vatandaşlar ve açılan ateş kameralarda. ...15 Temmuz gecesine ilişkin başka görüntüler de var. Ankara Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı binasını işgal eden darbeciler özel harekat polisleriyle çatıştı. O anlarda kameralar kayıttaydı. Tanklarla kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, çok sayıda kişinin vurulduğu Çengelköy ve Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan da çarpıcı görüntüler yansıdı. Dışarıda özel harekat polisleri, içeride darbeciler. Yer Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı. 15 Temmuz gecesinin en kritik noktalarından biri Jandarma Genel Komutanlığı'ydı. Savaş uçakları tarafından bombalanan Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki sıcak saatlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler 16 Temmuz sabahına ait. Binadaki darbecilerle güvenlik güçleri arasında sabah saatlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Özel harekat timleri binaya seri halde ateş açıyor. Sadece özel harekat polisleri değil, çok sayıda vatandaş da o noktada. Bu görüntülerden kısa süre sonra binadaki darbeciler düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Bu görüntü ise 15 Temmuz gecesi tanklar ve zırhlı araçlarla geçişlere kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden. Vatandaşın kiler çekiyorlar ya! İstanbullular köprüyü tankla kapatan askerleri ve makam aracındaki bir albayı ikna etmeye çalışıyor. Yapma! Yapma lan sana, yapma! Ancak askerler vatandaşlara ateşle karşılık veriyor. Gelin!
Darbeye karşı direnişin en yoğun yaşandığı yerlerden biri de İstanbul Çengelköy'dü. Güvenlik kamerası görüntüleri kan donduracak cinsten. İş yerlerindeki esnafla vatandaş önce rehin alındı. Başladılar ateş etmeye. Biz polis arabalarının arkasına saklandık. Bir ara muhtar ayağa kalktı. Muhtar ön kasından vuruldu. Darbeci askerler bir panel van arkasına sığınan vatandaşı ise böyle vurdu. Gölcük Donanma Komutanlığı'nın önünden de çarpıcı görüntüler kameralara yansıyor. Darbe girişimine engel olmak isteyen bir şoför, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin talimatıyla Donanma Komutanlığı'nın girişini kapatmak için yolda. Talimat geldi de böyle kapatacağız diyor. Belediye otobüsü Donanma Komutanlığı yakınlarında askerler tarafından barikat kurularak durduruluyor. Asker otobüs şoförüyle yanındaki belediye görevlisine silah doğrultuyor. Görüntülerde görevlinin ellerini başının üzerine koyup otobüsten inmesi ve yere yüzü koyun yatması görülüyor. Size talimat geldi. Gelin demirle geldik. Kim var talimat işte? Daire başkanımızdan geldi. Askerlerle tartışan otobüs şoförü de askerlerin talimatıyla ellerini başının üzerine koyup otobüsün merdivenlerine oturtuluyor. Kimi kolundan, kimi bacağından, kimi gözünden yaralandı. Kimi ise en yakınının son nefesine tanıklık etti. Kabus olan 15 Temmuz gecesinde darbecilerin hedefi olan yaralı vatandaşlar şu anları anlattı. Herkesi taramaya başladılar. Camlardan ateş falan geliyor. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan, darbecilere direnirken yaralanan ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar o anları anlattı. Bacağından yaralanan 30 yaşındaki Onur Asutay, Genelkurmay önüne giden ilk gruptaydı. Tabii asker bize silahla sıkınca ağır silahlarla ateş ediyor. Biz elimizdeki suç pet şişelerini atıyoruz. Ya da yerde işte bir parça sopa, taş bulduk mu atıyoruz askere, yapacağımız başka bir şey yok. Öğretmen Hacer Konuş 15 Temmuz gecesi eşini kaybetti. Kendisi ve kızı ise yaralandı. Balıkesirli çift aslında tatilde olan çocuklarını almak için geldikleri Ankara'da darbe girişimine karşı koymuştu. Büyük kızımızı aldık, diğer çocuklarımızı evde bıraktık. Genelkurmay'ın önüne doğru gittik. Anladık ki artık bu iş son noktada, intihar noktasına gelmişler. Burada bizi de götürecekler. Eşim elimizi tuttu, korkmayın öleceksek bugün öleceğiz dedi. 7 yaşında bir kızımız var, soruyor babamı kim öldürdü? Hacer Bayram, Sakarya'da valilik önünde darbecilere direnirken kızı Aslıhan'la birlikte yaralandı. Kesinlikle hiç gözümü kırpmadan yine giderim. Hiçbir şekilde korkmadan da. Çünkü korkarsak asla zafer nasip olmaz. Hiçbir Müslüman silahsız kadına ve çocuğa el kaldırmaz. Elimizde hiçbir şey yoktu. Biz sivildik, biz orada sivil halk olarak bulunuyorduk. O gece Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde gözünden yaralanan Emrah Özçelik ilginç iddialarda bulundu. Bize çelik mermi sıktılar tankın içinden. Kasıtlı sıkıldı oradan bize. Biz tankın sıfır noktasına kadar yaklaştığımızda bunlar kirli sakallardı. Ne Türkçe konuşuyorlardı ne Kürtçe konuşuyorlardı. Bunlar yabancı dil konuşuyorlardı. Üstteki formalar bizim formalarımıza benzemiyordu. Darbe soruşturması kapsamında Yalova'da yakalanan 3 savaş pilotundan biri Hüsteğmen Kerime Kumaş'tı. Kumaş ifadesinde darbe girişimi olduğunu sonradan öğrendiğini, yine de kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini söyledi. Darbe girişimi olduğunu sonradan öğrendim. Yine de verilen emirleri yerine getirdim. İfadeler darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan kadın pilot Hüsteğmen Kerime Kumaş'a ait. Soruşturma kapsamında iki savaş pilotuyla birlikte Yalova'da yakalanarak tutuklanan Kerime Kumaş, Hava Harp Okulu Öğrenci Alayı Komutanı Albay Hüseyin Ergezen ve 5. Filo Komutanı Albay Yusuf Yenihayat'ın emirlerini yerine getirdiğini söyledi. Kadın pilot, iki albaydan aldığı emirlerle 15 Temmuz gecesi İstanbul semalarında 3 sortu yaptı. Ergezen'in talimatıyla TRT binasına askeri personel götürdüm. Yeni Hayat'ın talimatıyla da bir grup askeri öğrenciyi Beşiktaş Vodafone Arena stadına indirdim. Daha sonra Boğaz Köprüsü'nde mahsur kalan askeri personel için görevlendirildim. Köprüde helikopterin isabet aldığını, buna rağmen görevini yerine getirdiğini söyleyen Kumaş, olayın darbe girişimi olduğunu sonradan öğrendiğini belirterek yine de verilen emirleri uyguladım dedi.
Darbecilerin kullandığı savaş uçaklarına yakıt ikmalinin yapıldığı Adana'daki İncirlik Üssü'nde 14 Temmuz'da iş adamlarıyla toplantı yapıldığı ortaya çıktı. Üssün tutuklu komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın iş adamlarına size farklı görevler verilebilir dediği belirtiliyor. Darbe girişiminden bir gün önce iş adamlarıyla toplantı yaptı. İncirlik komutanı size farklı görevler verilebilir dedi. 15 Temmuz gecesi Ankara'yı bombalayan F-16'lara yakıt ikmalini İncirlik'ten kalkan uçaklar yaptı. Adana'daki üssün komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van, girişim başarısız olduktan sonra yakalanarak tutuklandı. Tuğgeneral Van'ın 14 Temmuz'da üste bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. İncirlik komutanı iş dünyasından biri kadın 25 kişiyi ağırladı. Gelecek günler çok güzel olacak, merak etmeyin dedi. Katılımcılara size yeni görevler verilebilir diyen Tuğgeneral Van, toplantıdan sonra iş adamlarına uçak hangarları ve mühimmat depolarını da gezdirdi. Darbe gerçekleşseydi ne olacaktı? İncirlik üssündeki toplantıya katılanlardan bazıları gözaltına alınırken bazıları aranıyor. İncirlik üssü imamı olarak tespit edilen bir sivil de arananlar arasında. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından başlayan idam tartışmalarına Avrupa Birliği'nden bir tepki daha geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, idam cezasının geri getirilmesi halinde müzakere sürecinin duracağını söyledi. Juncker'e Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert yanıt geldi. Ve alınacak böyle bir kararda da onay merci olarak ben kararımı açıklıyorum. Ben bunu onaylarım. Türkiye 15 Temmuz'un ardından idam cezasını yeniden tartışmaya başlarken Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi halinde üyelik sürecinin duracağını söyledi. Fransa'daki televizyonuna konuşan Juncker, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle yakın gelecekte ya da uzun vadede birliğe üye olabileceğine inanmadığını belirtti. Türkiye yarın sabah idam cezasını geri getirirse biz de müzakere sürecini anında durdururuz diyen Juncker, idam cezasını tanıyan bir ülkenin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını kaydetti. Juncker'e yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. İdam cezası konusunda kendi düşüncesini söyler. Ama Türkiye'yi tehdit eder bir şekilde söylerse bu ters eder. Juncker Türkiye'nin patronu değil. Onların tehditlerine de biz hiç kusura bakmasınlar, pabuç bırakmayız. Ders vermeye çalışan ülkeler var diyen Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'ni eleştirdi. Nedir endişe duyduğunu söyleyin diyorum. Efendim işte bazı yargıçlar, bazı hakimler görevden alınmış. Darbeyi sen mi yaşadın? Sen hiç hayatında darbe yaşadın mı? Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz darbe teşebbüsünde güvenlik ve istihbarat zafiyeti yaşandığını belirterek başta silahlı kuvvetler olmak üzere kurumlarda ciddi bir yeniden yapılanma ihtiyacı var dedi. Olağanüstü hali uzatmaktan yana olmadıklarını kaydeden başbakan erken seçim iddialarını da yalanladı. Bu darbeye sebep olanların bu işten kolay kurtulmalarını kimse beklemez. Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin ardından uygulanan olağanüstü hali uzatma yanlısı olmadıklarını söyledi. Yani biz uzatmaktan yana değiliz, bir kere bunu söyleyeyim. Ama 3 ay içerisinde, 90 gün içerisinde bütün bu işleri yoluna koyarsak kaldırırız. Yani hala yapmamız gereken işler varsa, ihtiyaç varsa şüphesiz uzatmayı da göz ardı etmeyiz. Bunun bilinmesi gerekir. Yıldırım, Bloomberg News'te katıldığı programda 15 Temmuz ve sonrasına yönelik soruları yanıtladı. Burada bir güvenlik zafiyeti var. Kurumlarda ciddi bir, silahlı kuvvetler başta olmak üzere, ciddi bir yeniden yapılanma ihtiyacı var. Komuta kademesiyle alt kademe arasında bazı sorunlar var. Peşinen kimseyi suçlu idam etmek bizim görevimiz değil ama bilinen bir gerçek var. Bu darbe öncesi bir istihbarat zafiyeti yaşanmıştır. Sorunlar ortaya çıkarılacak ve bunun hesabı hukuk sistemimiz içerisinde sorulacak.
Yıldırım darbe girişiminin maliyetini Rusya krizi üzerinden açıkladı. Ekonomimize mutlaka bir hasar oluştu ama hasarın boyutu hakkında ben fikriniz olsun diye söylüyorum. Rusya ile kriz, uçak krizi yaşadığımız zaman bizim ekonomik göstergelerimizde ne kadar oynama olduysa Riyad Bey, bu darbe girişimindeki oynama da o kadar oldu. Bütün değerleri alt üst edecek bir değişim yaşamadık. Darbeden sonraki 3 günde 8 milyar dolar döviz bozduruldu ve bankalara yatırıldı. Hükümet erken seçim konusunda net. Seçim yok, geçim var. Bu yönde de kafa karıştırmaya çalışanlar var. İşte hükümet, AK Parti bu darbeden güçlü çıktı. Bir baskın seçim yapacak falan, bunlar bizim aklımızda, fikrimizde yok. Erken seçim diye bir şey söz konusu değil. Yıldırım, başkanlık sisteminin darbelerin de çözümü olduğu görüşünde. Başkanlık sisteminde işte bu ve buna benzer maceraya kalkışanlar olamaz. Çünkü mutlak siyasi irade hakimiyeti vardır. Zayıf iktidarlarda ancak bu darbecilerin hevesi artar. Yıldırım, HDP ile görüşme şartını da açıkladı. Şunu çıkıp dese, bu terör örgütüyle benim bir alakam yok. Bunların yaptığı işleri benimsemiyorum ve şiddetle lanetliyorum, kınıyorum dese, HDP konuşulabilir, görüşülebilir bir partidir. Ama maalesef böyle bir durum yok. Meydanlarda 15 Temmuz'a başlayan demokrasi nöbetinde 10. gün geride kalıyor. Türkiye genelinde milyonlarca kişi dün gece de sokaklardaydı. Türkiye 10 gündür meydanlarda demokrasi nöbeti tutuyor. Başbakan Binali Yıldırım, Bartın Meydanı'ndaki vatandaşlara telefonla seslendi. Bir müddet daha meydanlarda demokrasi nöbetini tutmaya devam edeceğiz. Asker kılığına gitmiş teröristlerine bekliyoruz bu asil dersten dolayı ülkem ve milletim adına teşekkür. İstanbulluların nöbeti, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evi olmak üzere birçok noktada devam ediyor. Bizim yorulmaya fırsatımız olmamalı. Çünkü bu ülkeyi bölmeye çalışan hainler çok. Baş hainde Pensilvanya'daki o FETÖ terör örgütünün başı. Vatanıma, milletime ve devletime olan inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Bundan sonra da hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Ankara'daki nöbetin adresi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla Kızılay Meydanı. İzmir'de de binlerce kişi Konak Meydanı'nı boş bırakmıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mevlana Meydanı'nda Konyalılara seslendi. Nasıl şimdi Türkiye'de inlerine girdik, inlerinden çıkarıyoruz bu hainleri. Kaçanların da izlerini sürüyoruz. Oralardan da yakalayıp ensesinden tutup getireceğiz, hesabını soracağız. Pensilvanya'daki terörist başını da Türkiye'ye getireceğiz. Sakarya'da demokrasi nöbetçilerini bakanlar da yalnız bırakmadı. Bu vuranlar, bir vereyim kendisi. Sizin belginizle, sizin paranızla elde edilen bu tankı, topu, uçağı kullanıp millete kullananlar, Ahmet'e Mehmet'e, Ayşe'ye Fatma'ya kullananlar, bu memleketin evladı olabilir mi? Hayır! İnsan olabilir mi? Hayır! Bu ordu bizim, bu polis bizim, bu bayrak bizim, bu vatan bizim, hiç şüpheniz olmasın. Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki meydanda toplanan vatandaşlara seslendi. Bu ülkeyi çökertmek istiyorlardı. Bu ülke çöktüğü zaman mazlumların ümidi sönecekti. Bütün İslam dünyası da mazlum olacaktı. Niğde ve Karabük'te demokrasi nöbetine katılanlar yeni evli çiftler oldu. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz.
15 Temmuz darbe girişimine karşı Bursalılar da meydanları terk etmiyor. Demokrasi meydanını dolduran binlerce Bursalı ellerinde Türk bayraklarıyla sabahın ilk ışıklarına dek nöbet tuttu. Bursalılar darbe girişimine karşı yine meydanlarda sabahladı. Binlerce Bursalı'nın adresi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ydı. Meydanda kurulan platformda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Bursa Şems-i Mevlana Derneği İlahi Grubu üyeleri sevilen ilahileri seslendirdi. İlahilere sema gösterileri de eklendi. Gece boyunca bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eski ve yeni siyasetçiler meydandaki kalabalığa hitap etti. Dindar görünen, takva görünen, sözüm ona peygamber aşkıyla ağladığı görüntümünü veren aktörlerin ihanetleri nedeniyle bu millet yine arkadan vuruldu. Bunlar düşünemediler, bunlar hesaplarını yaptılar ama en büyük hesap Allah'ındı. Bursalılar sabahın ilk ışıklarına dek darbe girişimini protesto etti. 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türkiye genelindeki demokrasi nöbetleri sürerken Bursa bu akşam yine hareketli. Kent merkezindeki darbe karşıtı etkinliklerin adresi yine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı. Karşımızda ise Olay Haber muhabiri Ramazan Düzgün var. Evet Ramazan, son durumu senden alalım. Veysel, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbetine Bursalılar kent merkezinde devam ediyor. Adı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olarak değiştirilen eski ismiyle Şehriküstü Meydanı yavaş yavaş Bursalıları ağırlamaya başladı. Tıpkı geride kalan günler gibi bugün yine hareketli bir akşam yaşamasını bekliyoruz bulunduğumuz meydana. Zira 15 Temmuz'dan itibaren buradaki kalabalık akşam saatlerinde hiç azalmadı. İlk günkü heyecanla Bursalılar ellerinde Türk bayraklarıyla buraya gelerek darbe girişimini protesto etmek için hep bir ağızdan tepkilerini ortaya koydular. Burada kullanılan platformda çok sayıda siyasi, sivil toplum örgütü temsilcisi, iş dünyasından önemli isimler ve AK Parti cephesinden yüksek kademedeki isimler buraya gelerek darbe girişimini protesto etmişlerdi. Bu akşam yine benzer bir manzara ortaya çıkacak. Bizim aldığımız bilgilere göre yine Bursalı sivil toplum örgütleri burada Bursalılarla bir araya gelerek demokrasi nöbetinde 15 Temmuz'daki darbe girişimini protesto edecekler. Tepkilerini bir kez daha buradan yüksek sesle dile getirecekler. Bununla birlikte müzik dinletileri de yine burayı dolduranlarla birlikte oldukça hareketli bir gün yaşanacak, bir gece yaşanacak diyebiliriz. Zira akşam saatlerine doğru hareketlenen bu meydan gecenin geç saatlerine kadar, hatta günün ilk ışıklarına kadar hareketlerini hiç kaybetmiyor diyebiliriz. Hatta gün boyunca burada bekleyen bazı vatandaşları bile görmek mümkün. Eğer gün içinde yolu buraya düşenler varsa bu manzaraya gün içinde de tanıklık edebileceklerdir. Araçların da kornaları geliyor. Zaman zaman onlar da ilerleyen saatlerde yollara çıkarak buradaki kalabalığa, demokrasi nöbeti tutanlara kornalarıyla, araçlarına bağladıkları Türk bayraklarıyla destek oluyorlar. Biz de buradaki hareketliliğin artmasını ve buradan verilecek mesajları merakla bekliyoruz Veysel. Teşekkürler Ramazan. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bursa'da adı değişen meydanlara bir yenisi daha eklendi. Olağanüstü toplanan Yıldırım Belediye Meclisi, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nın adını AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla Milli İrade Meydanı olarak değiştirdi. Türkiye'yi sarsan darbe girişiminin ardından Bursa'daki meydanların ismi değişiyor. Herkes bu darbe girişiminden sonra demokrasimize, milli iradenize sahip çıkmak için çok ciddi bir mücadele verdi. Olağanüstü toplanan Yıldırım Belediye Meclisi, belediye önündeki Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nın adının 15 Temmuz Milli İrade Meydanı olarak değiştirilmesi önergesini görüştü. CHP grubu Ahmet Taner Kışlalı isminin korunmasını, Milli İrade adının Yıldırım'da başka bir noktaya verilmesini önerdi. Hayır kelimesiyle parmaklarımızı kaldırmak istemiyoruz. Saygılar sunuyorum.
Düşman çaresinde size şu an. Evet. Ancak Başkan İsmail Hakkı Edebali, Kışlalı isminin başka bir noktaya verilebileceğini söyledi. Ahmet Taner Kışlalı ismi bir başka Yıldırım'da, bir başka bölgemize verilebilir. 15 Temmuz Milli İrade'yi almak bütün bu konuda bu memleketini, milletini, devletini savunan tüm şehitlerimiz de aslında anılmış olacak. Yapılan oylamada AK Parti ve MHP'li üyelerin kabul, CHP'nin ise red oyuyla Kışlalı Meydanı'nın adı Milli İrade Meydanı olarak değiştirildi. Toplantının sonunda tüm parti gruplarının ortak hazırladığı metin okunarak darbe girişimi kınandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Seferi Işıklar Mahallesi geleneksel Gözcü Mahmud'u anma günü etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte 15 Temmuz darbe girişimine tepki vardı. Bursa'nın Seferi Işıklar Mahallesi 800 yıllık geleneğe ev sahipliği yaptı. Köylerimizin özellikle bu tür etkinlikleri bir araya gelmemize vesile olan, geleneklerimizi yaşamamıza vesile olan çok güzel faaliyetlerimiz. Geleneksel Gözcü Mahmud'u anma günü etkinliklerinde darbe girişimine tepki vardı. Eski darbelerle bunu mukayese ederek eski darbelerin daha iyi olduğunu konuşur hale geldik. Ne kadar kötü bir dönem yaşamışık, ne kadar büyük bir tehlikeden kurtulmuşuk elhamdülillah. Ama çok şükür bu badireyi el birliğiyle, birlik içerisinde açtık. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de demokrasi nöbetlerine devam çağrısı yaptı. Darbe tehditlerimiz geçmiştir fakat teyakkuz halimiz devam ediyor. Bu haşhaşi ruhun, bu robot güruhunun yarın ne yapacağı belli olmadığından bir müddet daha alanları, meydanları terk etmeyeceğiz. Sevgili izleyenler, Bursa'da dün akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Helyum gazıyla balon şişiren bir fabrikada çıkan yangın 4 iş yeri ve 2 evde hasara yol açtı. 2 itfaiyecinin yoğun dumandan zehirlendiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi. Bursa kent merkezinden yükselen alevler ve yoğun duman büyük panik yarattı. Osman Gazi'ye bağlı Demiryolu Caddesi'nde balon şişiren bir fabrikada patlayan helyum gazı İzmir yolunu birbirine kattı. Patlamanın etkisiyle fabrika bir anda alevlere teslim olurken ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Akşam saatlerinde yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangın bir kereste imalathanesi ve lastik deposuna da sıçrayınca bölgedeki panik büyüdü. Firmanın helyum gazlarından çıkmış bulunmakta. Ayrıca yanındaki lastikçilere ve diğer işletmecilere, kerestecilere kadar sıçramış bulunmakta. Alevlere müdahalede yetersiz kalan itfaiye ekiplerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de destek verdi. Bölgeye AFAD, AKUT, UMKE ve NAK ekipleri de sevk edildi. Yangın ulaşımı da sekteye uğrattı. İzmir yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yoğun duman nedeniyle Bursaray seferleri de bir süre durduruldu. Bayağı bir işletme şu anda yanmış durumda. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri canlar pahasına şu anda onları söndürmek için elinden geleni yapıyorlar ama halen daha sönmüş vaziyette değil. Alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcayan itfaiyecilerden ikisi yoğun dumandan zehirlendi. Zehirlenen itfaiye erlerinin yardımına vatandaşlar koştu. Zaman zaman patlama seslerinin de yükseldiği fabrikadaki yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. Patlamalar helyum gazlarından tüplerden, işletmeler içerisindeki bulunan tüplerden ve helyum gazlarından kaynaklanıyor. Çevredeki 3 iş yeri ve 2 eve zarar veren yangının ardından soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Bursa'nın Gemlik ilçesi Şahintepe mevkinde de orman yangını çıktı. Çam ve zeytin ağaçlarının olduğu bölgedeki yangına ekipler karadan ve havadan müdahale etti.
Gemlik Küçükkumlu arasında kalan radar yolu Şahintepe mevkiinde akşam saatlerine de yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısmen kontrol altına alınan yangının rüzgar nedeniyle yer yer devam ettiği belirtildi. İzmir gece boyu sabotaj olasılığını akla getiren bir yangınla mücadele etti. Buca'da çıkan ve askeri bölgeye sıçrayan yangın sabaha karşı kontrol altına alınabildi. İzmir geceyi ayakta geçirdi. Buca'daki ağaçlık alanda askeri bölge yakınında çıkan yangın sabotaj olasılığını akla getirdi. Çamlıkule mevkisindeki ağaçlandırılmış ve otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Deniz Kuvvetleri Hızır Reis Muhabere Elektronik Tesisler Komutanlığı'nın arazisine de sıçradı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve askerler müdahale etti. Kent üzerinde yoğun bir duman tabakası oluşurken Şirin Kapı Mahallesi sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Ayrılın buradan. Parka doğru geçin, ayrılın buradan. Buca Huzur Evi de tedbir amaçlı tahliye edildi. Alevler yoğun çabaların ardından ancak sabaha karşı kontrol altına alınırken yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının askeri bölge yakınlarında çıkması sabotaj olasılığını akla getirdi. Yetkililer özellikle askeri birlikler çevresinde kasıtlı yangın çıkarılabileceği yönünde istihbarat bilgisi bulunduğunu belirterek konunun bu yönüyle de incelendiğini bildirdi. Sevgili izleyenler, acı haber bu kez Mardin'den geldi. Derik ilçesinde yola tuzaklanan patlayıcı zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 3 polis şehit oldu. Şehit polislerden Ahmet Demir'in babası da Bursa'da özel harekatçıydı. Mardin'in Derik ilçesinde teröristler zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirdi. 3 polis şehit oldu. Patlama öğle saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir Karayolu'nun Denktaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yola döşenen patlayıcı, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın etkisiyle yol savaş alanına dönerken zırhlı polis aracı metrelerce ötedeki boş alana fırladı. Patlamada polis memurları Ahmet Demir, Ramazan Akyürek ve Metin Malkav olay yerinde şehit oldu. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve zırhlı araç sevk edilirken hava destekli operasyon başlatıldı. Şehit Ahmet Demir'in babası da kendisi gibi özel harekatçıydı. Asıl görev yeri Bursa olan baba Mehmet Ali Demir, acı haberi geçici görevle gittiği İstanbul'da aldı. Şehit annesi ise memleketi Kütahya'daydı. Şehit Demir, Salı günü memleketi Kütahya'da toprağa verilecek. Evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki Ramazan Akyürek'in acı haberi ise Konya'daki ailesine emniyet yetkililerince verildi. 24 yaşındaki Metin Malkav ise Adanalıydı. Anne ve babası yaylada olan şehidin acı haberi ablasına verildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 10 mahallede kısmen kaldırıldı. 6 mahallede ise ikinci bir emre kadar devam edecek. Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 6 mahalle dışında kaldırıldı. Nusaybin'in Yeni Turan, Yeşilkent, Mor Yakup, 8 Mart, Gırnavaz, Devrim, Selahattin Eyyubi, Çatalözü, İpek Yolu ve Barış mahallelerindeki yasak saat 14'ten itibaren kalktı.
ilçeden gelen ilk görüntülere, aylar sonra dükkanlarını açan esnafın temizlik yapması, alışveriş telaşına düşen vatandaşların da cadde ve sokakları doldurması yansıdı. Ancak bu mahallelerde sokağa çıkma yasağı bir ay boyunca 21 ila 05 saatleri arasında devam edecek. Abdülkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde ise sokağa çıkma yasağı ikinci bir emre kadar sürecek. Türkiye Tunceli'deki saldırıda doğum gününde şehit düşen polis memurunu son yolculuğuna uğurladı. 27 yaşındaki şehit polis Kaan Kılıç memleketi İzmir'de toprağa verildi. Türkiye Tunceli şehidi polis memuru Kaan Kılıç'a veda etti. Cumartesi gecesi polis karakoluna düzenlenen roket atarlı ve silahlı saldırıda şehit olan Kaan Kılıç İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Doğum gününde şehit olan 27 yaşındaki Kılıç için Karşıyaka'daki Beşikçioğlu Camii'nde tören düzenlendi. Anne Rabia Kılıç gözyaşlarıyla feryat ederken baba Galip Kılıç idam isteğini dile getirdi. İdam cezası çıkana kadar, idam gelene kadar vatan sağ olsun demiyorum. Ama o geldiği zaman bağıra bağıra gezeceğim, vatan sağ olsun, oğlum feda olsun diyerek gezeceğim. Baba Kılıç cenaze namazının ardından şehit oğlunun tabutuna omuz verdi. Şehidin kız kardeşi Gözde ile sözlüsü Derya Düzey de gözyaşlarıyla cenaze aracının ardından yürüdü. Polis şehit Kılıç, şehit polis Kılıç, Işıkkent polis şehitliğinde toprağa verildi. Şanlıurfa'dan katliam gibi bir kaza haberi sırada. Düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobil tırla çarpıştı. Feci kazada Kaya ailesinden 7 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Kaya ailesinin düğün mutluluğu katliam gibi bir kazayla gölgelendi. Oğlu Halil Kaya'nın düğününden dönen Ömer Kaya'nın kullandığı otomobil Şanlıurfa Suruç karayolunda karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kaya'nın yanı sıra eşi Zeliha ile çocukları Ayşe, Bünyamin, Recep, İbrahim ve Osman Kaya hayatını kaybetti. Suruç'ta imamlık yaptığı belirtilen Ömer Kaya'nın sabah namazını kıldırabilmek için geceden görev yerine dönmek istediği öğrenildi. Gelinle damadını Urfa'ya yerleştirmeye götürmüş. Orada yerleştirmişler. Dönüşte ailesiyle birlikte 7 kişi kaza yapmıştı. Ailenin yakınları cenazelerin hastane morguna getirilişi sırasında büyük üzüntü yaşadı. Temmuz sıcakları boğulma vakalarında artışa yol açıyor. Karaman ve Samsun'da 5 kişi boğularak can verdi. Kaybolan bir kişi ise aranıyor. Hava sıcaklıkları arttıkça boğulma vakalarına yenileri ekleniyor. Karaman'da serinlemek için sulama havuzuna giren 3 çocuk boğuldu. Kıraman köyünde Hüseyin ve Kadir Güney ile Serhat Yağcı serinlemek için sulama havuzuna girdi. Ailelerinin çocuklardan haber alamaması üzerine jandarmaya haber verildi. Çocukların elbiselerinin havuz çevresinde görülmesi üzerine AFAD ekipleri olay yerine çağrıldı. Ekipler yaklaşık 3 metrelik havuzda 3 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocukların cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken aileler sinir krizi geçirdi. Samsun'da denize giren 3 arkadaştan ikisi boğuldu, biri kayboldu. Orhan Şahinoğlu, Hasan Yılmaz ve Mücahit Çalışkan Terme sahilinde denize girdi. Gençler bir süre sonra gözden kayboldu. Hasan Yılmaz'ın babası Metin Yılmaz, gençleri kurtarmak için denize girse de başarılı olamadı. Vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Orhan Şahinoğlu, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Sahil güvenlik ekipleri Hasan Yılmaz'ın cesedine ulaşırken Mücahit Çalışkan'ın bulunması için arama çalışmalarına devam ediliyor. Gaziantep'te bir kadın eşiyle borçluları arasındaki kavgada kurşunların hedefi oldu. Açılan ateşte ağır yaralanan 4 çocuk annesi 48 yaşındaki kadın kurtarılamadı. Gaziantep'te 4 çocuk annesi kadın eşinin borçluları tarafından öldürüldü. Olay Şehit Kamil ilçesi Nurtepe mahallesinde meydana geldi. Benim bunları alacağım vardı. Telefon açtım. Bir aydan beri bu beni dolandırıyor. Tuzak kurmuşlar bana. Arabanın içine silahları doldurmuşlar. Evimin önüne baskına geldiler. Kazım Çetin'le kendisine borcunu ödemek için gelen 3 kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine borçlular Çetin'in evine pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Beni arabaya davet ettiler. Ben şüphelendiğim için arabaya çıkmadım. Bana ateş açtı. Ben yere yattım. Çocuğuma ateş açtı. Çocuğuma ateş açınca annesi de kapıdan çıktı. Annesini isabet etti. Kavgayı ayırmaya çalışan Çetin'in eşi Fatma Çetin, açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şehit Kamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 48 yaşındaki kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisiklette bulunan 2 genç yaralandı. Kaza İnegöl Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan İbrahim Şen yönetimindeki otomobil kavşaktan dönen 13 yaşındaki Atınç Ali Ceylan'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Otomobilin önünde yaklaşık 30 metre sürüklenen elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralanırken arkasında oturan 14 yaşındaki Ahmet Ali Çelik kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerinden geçen İnegöl Kaymakamı Ali Akça araçtan inerek kazayla ilgili bilgi aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet sevgili izleyenler, ekranlarınıza da yansıyor. Bültenimizin sonunda üzücü bir gelişmeyle veda edeceğiz. Profesör Doktor Halil İnalcık, ünlü tarih profesörü, Türkiye'nin ismini dünyada duyurmuş dünyaca ünlü bir isim, 100 yaşında vefat etti. Tekrar edelim. Halil İnalcık, Profesör Doktor Halil İnalcık, tarih profesörü, 100 yaşında yaşamını yitirdi. Kendisine Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bültenimiz burada sona eriyor. Şimdilik hoşça kalın.